Ama eski patronum olarak geldiyseniz şu an kapıda beklemediğinize dua edin. Ağzını iyi laf yapıyor. Bravo. O halde şöyle izah edeyim. Senin hayatını kurtarmak için bir baba olarak aşağılanmayı, bir patron olarak da otoritemin sarsılmasını sineye çektim. Öyle geldim. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Gözlerim doldu. İnanılmaz bir fedakarlık. Duygularımı çok gösteremiyorum çünkü bugün nerede neyin ne olduğunu gördüm. Yeni adamınız gözümü açtı. Ulan yeni adamın yeni adamın deyip bana laf sokuyorsun ya. Ben buraya gelmeden önce senin hayatını garanti altına alabilmek için o adamla aynı masaya oturmak zorunda kaldım. Haberin var mı senin? Hak etmediği halde bir sürü övgüler düzmek zorunda kaldım. Kafasına sıkacağım adamın elini sıkıyorum. Hem de her gün. Yeni adamınmış. Bütün bunları ben senin için değilse kimin için yapıyorum? Yapma. 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 Benim için bir şey yapmayın. Ben kendi yolumu bulurum. Sana da, o ortaklarına da, o yeni adamına da neyin ne olduğunu çok güzel göstereceğim. İnşallah. İnşallah. Herkesten çok ben isterim. Ulan sen ne zannediyorsun be? Bu hayatta beni senin en büyük olduğunu görmekten daha fazla mutlu edecek bir şey yok. Olamaz da. Ben sana ancak servetimi miras bırakabilirim. Ama konsorsiyumu miras bırakamam. Onu kendi elinle tırnağınla sen söküp alacaksın. Tüm bu olanlardan sonra senin pes etmemeni, türlü türlü oyunlar kurmanı ben takdir ediyorum. Ama sen de babanı biraz takdir et. Senin için düşündüklerimi, yaptıklarımı, istediklerimi az biraz gör be. Yeni adam. Kahve içelim mi? Umduğundan da hızlı iyileşiyorsun. Birkaç güne kalmaz günlük hayatına dönersin. Aman sakın bizimkiler uyandırma ha. Ben alıştım böyle el üstüne tutulmaya. Bir iki hafta daha yatarım ben. Anlaştık. Durumu gayet iyi. Ama biraz daha dinlense iyi olur sanki. Değil mi Mert? Aynen. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Böyle bir yere ihtiyacı vardı mahallemizin. Anneniz beni çok destekledi sağ olsun. Onun desteği olmasaydı böyle bir yer açmaya cesaret edemezdim. Biz ailece senin hep yanındayız kızım. Sağ olun. Benim çıkmam lazım. Sizi Ferit bırakır. Tamam, biz de zaten Emine'yle bir alışverişe gideceğiz oğlum. Kolay gelsin. Bir şey lazım olursa ara. Tamam. Sizin gibi büyük, değerli bir iş adamının benimle çalışmak istemesi beni çok onurlandırdı. Onur ettiniz beni, sağ olun. Şimdi ancak biz detaylarla ilgili çok konuşamadık. Yani benim inşaat sektöründe tecrübem mevcut, ondan endişelenmeyin. Ama nasıl ilerleyeceğimizle ilgili birazcık daha bilgi verirseniz. Seninle çalışmak istediğimiz iş inşaat sektörü değil. Yeni bir sektöre mi girdiniz? Hayırlı olsun. Yok. Zaten var olduğumuz bir sektör. Biraz daha detay verseniz. Bak Rasim kardeşim. Sana şu anda kazandığın paranın 10 katını kazandıracağım. Karşılığında da çok fazla bir şey istemiyorum. Keşke biraz daha anlatsanız Erol Bey. Senden benim gayri resmi işlerden kazandığım parayı aklamanı istiyorum. Bu kadar basit. Akladığın paranın %3'ü senin. Erol Bey, yani siz beni yanlış anladınız galiba. Çünkü benim yasa dışı bir parayla işim olmaz. Yani ne yapacağımı bilemem iş manasında. O yüzden. Nasıl yani? Sen Ali Rıza Altay'ın eniştesi değil misin? Ali Rıza'nın ne ilgisi var ki? Nasıl ne ilgisi var ya? Ali Rıza Altay bugün babaların muhatap aldığı tek adam. İsmi geçtiğinde herkes hizaya duruyor. Sen de eniştesi olarak 3 kuruşa tamah edecek bir adam değilsin. Niye kayınçonun adını kullanarak zengin olmuyorsun? Bak, bu iş aramızda kalacak. Kimsenin haberi olmayacak. Seni çok araştırdım. Kafan zehir gibi çalışıyor. Atla parayı, al payını. İkimiz de kazanalım. Anne, kim bu adamlar? Ne bileyim kızım, bize ne? Anne. Dediklerini bir kere daha düşün. Öyle hemen karar verme. Ben düşüneceğimi düşündüm baba. Kararı ne işleri var bunların burada? Kendi yoluna gideceğim. Sizde hiç utanma, sıkılma yok mu? Ne işiniz var bizim mahallemizde? Oğlumu oturduğu evde ziyarete geldim. Bir sakıncası mı var? Oturacak başka bir yer bulamadınız mı? Bize en ağır acıyı yaşattınız. Şimdi bir de hiç utanmadan bir şey olmamış gibi mahallemize geliyorsunuz. Dedim baba, bu mahallenin sıcaklığını seveceksin. Ali Rıza öyle bir gösterir ki sana mahallenin sıcaklığını, bir daha adımını atamazsın buraya. Küçük hanım, bir sorununuz varsa bunu Ali Rıza ile konuşun. Biliyoruz Rıfkı. Hanımefendi, benim bu mahalleye taşınmama maalesef sizin oğlunuz sebep.